Tebe-i Tabi'in neslinden Abdullah İbni Mübarek anlatıyor. Hacca gidiyordum. Irak-Suriye toprakları arasından geçerken yalnız bir kadına rastladım. Selam verdim ve selamımı söz olarak Rahim bir Rab'den selam sözüdür onların duyacağı ayetiyle aldı. Buralarda ne yapıyorsun diye sordum. Allah kimi yoldan çıkarmışsa ona yol bulacak yoktur ayetini okudu. Anladım ki yolunu kaybetmiş. Nereye gideceğini sorunca bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ı tesbih ederim ayetiyle karşılık verdi. Anladım ki geçtiğimiz hac mevsiminde haccını tamamlamış Kudüs'e gidiyor. Ne zamandan beri böyle yolunu kaybettin dedim. Tam 3 gece yani 3 gündür dedi. Yiyecek verme teklifinde bulundum. Sonra orucunu gün batıncaya kadar tamamlayın ayetini okudu. İyi de Ramazan'da değiliz ki dedim. Kim Allah için nafile bir hayır yaparsa Allah her hayrın karşılığını verendir. Her şeyi hakkıyla bilendir ayetiyle cevap verdi. Yolculuktayken oruç açılabilir dedim. Ama orucu tutarsanız bu hakkınıza daha hayırlıdır ayetini okudu. Niye benim gibi konuşmadığını sordum. Ağızdan tek bir söz bile çıkmasın ki yanında onu gözetleyen ve o sözü kaydetmeye hazır bir gözcü bulunmamış olsun dedi. Kimlerdensin diye sordum. Bu konuda bilgin yok. Ailemi söylesem de tanımazsın. Sonra göz de, kulak da, kalp de görmeden, kesin bilgiye dayalı olmadan verdiği her hükümden sorumludur ayetiyle cevap verdi. Hata ettim dedim. Hakkını helal et. Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın dedi. Deveme bindirip kafilesine ulaştırma teklifinde bulundum. Hayır adına ne işlerseniz Allah onu bilir ayetiyle mukabele etti. Devemi yanına kadar getirdim. Binecekken mümin erkeklere söyle bakışlarını sakınsınlar ayetini okudu. Gözlerimi çevirdim bir anda. Tam binecekken deve ürküp kaçtı. Bu arada elbisesiz az yırtıldı. Başınıza musibet olarak ne gelirse bu bizzat işleyip onu hak etmeniz sebebiyledir ayetini mırıldandı. Sabret, deveyi bağlayayım dedim. Bu hususta Süleyman'ı daha anlayışlı ve daha isabetli davranır kıldık ayetini okuyarak devemi yönlendirme konusunda benim daha başarılı olduğumu kastetti. Deveye bindi ve bunu bize baş eğdiren Allah'ı tesbih ederim. Yoksa bunu biz başaramazdık. Ve sonunda şüphesiz Rabbimize döneceğiz ayetini okudu. Haydi diye deveyi hızlandırdım. Yürüyüşünde ve davranışlarında vakurlu ol ve sesini yükseltme. Seslerin en çirkini bağıran eşeğin sesidir ayetini okuyarak mukabelesinde bulundu. Yürürken şiir okumaya başladım. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun dedi. Şiir okumak haram değil ki dedim. Bu hususta ancak gerçek idrak ve basiret sahipleri düşünüp anlar cevabını verdi. Bir süre gittik. Sonra evli olup olmadığını sordum. Ey iman edenler! Cevabı verildiğinde sizi üzecek meselelerden sormayın ayetini okudu. Derken kafilesine ulaştık. Ve kafile içinde kimsen var mı diye sordum. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür dedi. Anladım ki evladı var. İsimlerini sordum. Allah İbrahim'i dost edindi. Allah Musa ile konuştu. Ey Yahya! Kitaba kuvvetli tutun ayetlerini okudu. Ey İbrahim, ey Musa, ey Yahya diye kafileye doğru seslendim. Nur yüzlü 3 genç buyur diye çıka geldi. Kadın onlara para verip bununla içinizden birini şehre yollayın. Yemeklerin helal ve temiz olanına baksın ve size bir yiyecek getirsin. Dikkatli davransın dedi. Yiyecek gelince bana geçmiş günlerinizde yaptıklarınızın karşılığında şimdi afiyetle yiyin dedi. Çocuklara döndüm.
Annenizin bu durumunu bana söylemezseniz bu yemekten yemem dedim. Annem izlediler. Ağzından Allah'ın gazabını çekecek yanlış bir söz çıkar korkusuyla 40 yıldır böyle sadece Kur'an'la konuşur. Yüce Rabbimiz bize Kur'an'ı anlamayı, idrak etmeyi ve onun emirleri çerçevesinde bir hayat yaşamayı nasip etsin inşallah.